Yavuz Alogan yazdı. Seçmen neyi seçecek? Siyasi partilerin ve bir bütün olarak siyasi toplumun içinden, başta FETÖ olmak üzere tarikat ve cemaat yapılarını, etnik ayrılıkçı örgütlerin militan ve sempatizanlarını ayıklamanın artık imkansız olduğunu görüyoruz. Saray rejimi iki anayasa referandumuyla 2010 ve 2017 başta yargı olmak üzere bütün devlet teşkilatını kendi kadrolarıyla yeniden örgütlediği için ayıklama işlemini yapabilecek herhangi bir aygıt ya da kurum bulunmuyor. 2002'den bu yana ayıklama yönünde yapılan bütün girişimler yarım kaldı. Anayasa Mahkemesi'nin AKP'yi layıklık karşıtı faaliyetlerin odağı olarak tanımlaması hiçbir etki yaratmadı mesela. FETÖ'nün siyasi ayağı açığa çıkarılıp mahkum edilemedi. Diyanet, Cumhuriyet karşıtı siyasi ideolojinin en güçlü kurumu. Devletin ideolojik aygıtı olarak parti devletinin içinde örgütlendi. Saray bu sürece karşı duran kadroları tasfiye etti. Son 20 yılda dizginlerinden boşalarak serbestçe örgütlenen, giderek zenginleşen 30 tarikat ve bu tarikatların 400 kolu, holdingleşen ve vakıflaşan cumhuriyet karşıtı cemaatler, bir yanda şeriatçı, öte yanda seküler etnik ayrılıkçılar ve nihayet bütün bunlarla cumhuriyet dönemi tarihine olumsuz gönderme yaparak, helalleşen solcu ve demokrat görünümlü çapsız politika esnafı, siyasi toplumun ideolojik eğilimlerini belirledi. Soğan patates, beslenme çantası, et ve süt fiyatları, mafyalaşmış devlet çarkını döndürenlerin görülmemiş yolsuzluk ve hırsızlıkları üzerinde odaklanarak size ikramiye vereceğiz, sosyal yardım yapacağız, çalınan paralara el koyup size dağıtacağız vesaire diyerek seçmene esas olarak para vaat eden siyasi partilerin seçim şamatası bu ideolojik eğilimleri gözlerden saklıyor. Peki bu seçimlerde milletin iradesi nasıl teşekkür edecek? fakru zaruret içinde harap ve bitap düşen giderek paniğe kapılan seçmen kime oy verecek? Hangi dürtülerle, düşüncelerle nasıl tercihte bulunacak? Bir kısmı kriz koşullarında merkeze sığınma eğilimi gösterecek. Bizi saraya batırdı, o çıkarır. Diğer bir kısmı, nereden nasıl geldiğini, nasıl ittifaklar kurduğunu bilmediği ya da görmezden geldiği adama kul hakkı yemez, boğazından haram lokma geçmez varsayımıyla oy verecek. Daha küçük bir bölüm, Atatürk vatan millet diyerek oyları bölüp saraya hizmet edecek şahsın cahil demogacısına kapılacak. Diğer küçük bölümler, demokratiklik biçimde rengarenk yeşeren etnik ayrılıkçı partiyi ya da sosyalistin bıyığını ve fantazilerini ya da eliyle kurt işareti yaparken bazı operasyonları yönettiğim doğrudur, gidin mite sorun diyenleri tercih edecek. Özetle, kimin vaadine inanıyor, kimin söyleminden hoşlanıyorsa ona oy verecek. Seçmen podyumda boyu posu endamı edası, söylemi bakışı ve kaş çatışıyla poz veren siyasilere artist yarışmasında kararsız kalmış jüri üyesi gibi bakıyor. Birini seçecek mecburen. Böylece ortaya çıkan parlamento karmasına irade millet denilecek. Ne yapalım diyecekler. Milletin iradesi bu şekilde tecelli etti. Hadi ya! Seçmen bu şekilde korkularıyla, umutlarıyla, duygularıyla, hayalleriyle oy verecek. Peki neden böyle? Çünkü toplum örgütlü değil. Seçmen kendi sendikasında, meslek kuruluşunda, seküler taban örgütünde tartışma ortamı içinde kanaat oluşturma, kendi iradesini ve tepkisini aynı koşulları paylaştığı insanlarla birlikte topluca gösterme imkanına sahip değil. Mensup olduğu sosyal sınıfın, meslek grubunun dayanışmasından yoksun bırakılmış, ahlakından uzaklaştırılmış, cesareti kırılmış. Böyle bir seçmene her türlü palavrayı sıkabilir, onu her konuda ikna edebilirsiniz. Paranıza ve kabiliyetinize kalmış. Cumhuriyetin en genel hatlarıyla 2000'li yıllara kadar muhafaza ve müdafaa ettiği milli misak bozulmuş, toplum sözleşmesi iptal edilmiş, gerici ve ayrılıkçı akımlar halk arasında uzlaşmaz çelişkiler yaratmış, kamuoyu ortadan kalkmış, merkez medya bölünü parsellenmiş ve öz örgütlenmesi olmayan sıradan insan yüzeysel izlenimlerle oy vermeye, vaatlerle koşullanmaya mecbur bırakılmış. İslam şeriatını kendi çevresinde daha şimdiden uygulayan gericilerin ve 36 etnik grubun ifade ve örgütlenme özgürlüğü yıllarca demokrasi olarak tanımlanmış ve pazarlanmış. Yurttaş kimliği belirsizleşmiş, sönümlenmiş. 14 Mayıs seçimlerinde ortaya çıkacak meclis kompozisyonu Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak ve her bir siyasi parti kendi meşrebine göre üniter ulus devlet yapısını sorgulayacak. Etnik ve dini örgütlenme ve ifade imkanlarını gerçek demokrasi olarak gösterecek. Merkez tamamen yok olurken, Cumhuriyet karşıtı en marjinal akımların etki alanı genişleyecek. AKP'nin 2002'de başlayıp da beceremediği karşı devrim, bütün alanlarda derinleştirilecek. Siyasi partiler bu yönde yarışarak emperyalist merkezlerin gözüne girmeye çalışacaklar. Yurttaşın hak ve özgürlüklerini, laikliği, üniter ulus devleti savunmak giderek bir tür gerilik, demodelik ve nihayet son aşamada ceza gerektiren bir suç olarak kabul edilecek. Yeni meclis iki nedenle sıfırdan anayasa yapamaz. Birincisi, kurucu vasfı olmayan temsili bir meclis anayasa yapamaz. Anayasa ancak bir kurucu meclis tarafından yapılabilir. Her zaman böyle olmuştur. Köklü burjuva demokrasilerinde yasama organları sıfırdan anayasa yapmazlar. Ancak ihtiyaç duyduklarında anayasaya ek madde koyarlar. Ancak sömürgeler, yeni sömürgeler ya da yeni kurulmuş, kimliğini bulamamış, deneyimsiz ve siyasi kültürü gelişmemiş devletler sürekli anayasa değiştirirler en geri ilkel toplumlarda türedi siyasetçiler koltuklarının altında anayasa taslaklarıyla dolaşırlar. İkincisi, Türk halkının büyük çoğunluğu üniter ulus devlet anlayışına, laiklik ilkesine ve devrim kanunlarına bağlıdır. Kadını ve erkeğiyle cumhuriyet düşüncesini benimsemiş ve dünyevi hayat tarzına alışmıştır. Gericinin ve ayrılıkçının anayasasına itibar etmeyecek, Atatürk'le birleşerek var gücüyle direnecektir. Cumhuriyet değerlerini savunan halk kesimleri birkaç ay içinde yeni meclisin niyetini anlayacak başına gelecekleri görecek, elbette tesadüfen araya karışmış bilinçli parlamenterlerle ve devlet katında olup da her nasılsa tavsiye edilmemiş yurtseverlerle birlikte, kentlerde ve kırlarda, fabrikalarda ve tarlalarda, meydanlarda ve sokaklarda, kalpaklı genç Mustafa Kemal posterleri altında toplanarak eliyle, koluyla, ayağıyla ve yüreğiyle oy verecek tarihin uğultusunu 1876, 1908, 1920, 1924, 1961, işiterek yeni bir kurucu irade oluşturacaktır. Başka bir kurtuluş yolu ve mücadele yöntemi kalmamıştır. Bu saatten sonra hayatın her alanında asgariye ulaşmak için bile bir dizi devrim gerekir.